Herkese selam canlar. Ben Burak Hoca'nız. 8. dersteyiz. Bu arada 8. dersteyiz diyorum da sen 7'yi izledin mi? 7'yi izlemeyen bir kişi, yani bir önceki dersimizi izlemeyen bir kişi şu an bu derste çok fazla anlamlandırmaz. Bak 8. adım burası. Bu PDF'miz açıklamalarda var. 36 sayfa. 2'ye 1'de 9 yaprakta çıktı alabilirsin. Ben elektrokimyasal pilde burayı tamamen doldurdum. Hatta sana şöyle göstereyim. Bak şöyle göstereyim sana. Böyle daha net olacaktır. Bak elektrokimyasal pilde ben bu kısmı sana tek tek doldurdum ve bunu tek tek anlata anlata yaptım. 7. ders. Bunu bilirsen sen 8. derste şimdi benim bunlarla alakalı çözeceğim sorulara ve genelde öğrencilerin çoğunluğunun, sizlerin çoğunluğunun sorun yaşadığı şıklar üzerine odaklanacağımı da rahatlıkla anlarsın. O yüzden vakit kaybetmeden derse geçiyorum. Zaman sizler için de benim için de önemli. Ekranımı küçülttüm ve sorumuzla başlıyoruz. Bu bir alıştırma sorusu. Şıklar var. Bu her bir şık bizim için bir soru. Bunu birazcık daha artırabiliriz. Bu bir konu anlatımını soru çözümü gibi düşünelim lütfen. Bak, şekildeki pil çalıştığında alüminyum levhanın zamanla aşındığı. İşte bu cümle sana verildikten sonra alüminyum aşındığı için alüminyumun olduğu sol taraftaki kapta alüminyum zamanla yükseltgenir. Niye duraksayarak konuştum şimdi? Çünkü burada levhanın zamanla aşındığını bildiğin için o zaman ne olması lazım? Katı olan alüminyumun sulu çözelti haline dönmesi lazım. Fiziksel halleri yazdığımızda belki bir şeyler senin için daha anlamlı olabilir. O yüzden şöyle bak, fiziksel hallerini de üşenmeyeyim, yazayım altına. Katı sağ tarafa döndüğünde bu neye dönüştü? Akuaya. Demek ki burası elektron veriyor. Elektronlar sol taraftan çıktı, sağ tarafa doğru hareket etti. Bak öncülerle şu an ilgilenmiyorum. Ben solda yükseltgenliğinin olduğunu anladım. Elektron mor olan bakır elektrotundan çözeltiye geldi girdi. Kimle karşılaştı arkadaşım? Bakır artı 2 sulu çözeltileri ile karşılaştı ve zaten bana devamında da şunu söylemiş. Bakır elektrotlarının yani levhanın kütlesinin arttığı söylenmiş. Bu da şu anlama geliyor. Gelen çözeltideki elektronlar bakırı indirgedi. Ve katı halde bir bakır çıktı. Bu katı halde çıkan bakır levhanın ağırlaşmasını sağladı. Evet, solda ne oldu? Solda yükseltgenme oldu. Solda yükseltgenme olduğu için sol taraf benim için anot yani eksi olan kısım, sağ taraf benim için katot yani artı olan kısım. Üşenmeyeceğim. Nerede anot yazarsam eksi yazacağım. Elektrolize geldiğimde ise nerede anot yazarsam bu sefer artı yazacağım. Yani bunu sana bir şekilde öğreteceğim. Hangi elektrot bizim için anottur? A şıkkında alüminyum. Anot tepkimesini yazınız. Sol alt köşedeki kırmızı yıldız attığım yer anot yarı tepkimesi. Hangi elektrot katottur? Bakır. Katot diyemedim ya. Katot tepkimesini yazın. Orada da indirgenme yazdık. Tamam. Şimdi bana pil tepkimesini yaz diyor. Ben pil tepkimesini yazmak istiyorsam anot ve katot tepkimelerini alt alta yazıp ne yapmam lazım? Toplamam gerekiyor. Bakın hızlandırmak için kopyaladım ve bunları alt alta yazdım. Şimdi fazla olan kısımları sildim. Evet. Bakın anot tepkimesini yazdım. Katot tepkimesini yazdım. Şimdi bunları taraf tarafa toplayacağım. Ama bir redoks tepkimesinde biz anlam verilen elektron sayılarının birbirine eşit olduğunu biliyorduk. Burada değil mi? Boyutlarını eşitledi hoca. Hoca takıntılı mı ne? Anot da kaç elektron verilmiş? 3 elektron verilmiş. Katotta kaç elektron alınmış? 2 elektron alınmış. Alınan verilen elektron sayıları eşit değil. Eşitlemek için anotu 2 ile katotu 3 ile genişletiyorum. Bu önemli. İleride biz Nernst eşitliği yaptığımızda, pil yerimi etkileyen faktörlere baktığımızda bu katsayılar önemli. Israrla söylüyorum. 2 tane alüminyum katı halde, 3 tane bakır artı 2 sulu çözelti. Bakın okumu çift taraflı ok çektim. Yani denge yaptım. Yani ileride denge sağa sola kayar diye pil geriliminin löşetel üzerinden anlatacağım sana.
2 tane alüminyum artı 3 anlam verilen elektron sayıları bu sayede eşitlendi ve C şıkkını da yazdık. Şimdi C şıkkını yazdıktan sonra sana bazen işte hangi metalden aşınma sonrasında diğerinden ne kadar oluştuğu hakkında D'de olduğu gibi sorular soruyorlar. Burada da sevgili arkadaşlar kat sayılarını kullanmamız lazım. Şu ikileri, şu üçleri artık hangisini soruyorsa. Ki ben bakıyorum bakır elektrotunun kütlesi 0,3 mol arttığında yani şuradaki bakırdan 0,3 mol oluşmuş. Alüminyum elektrotun kütlesinde kaç gram azalma olur? Şimdi her 3 oluştuğunda 2 alüminyum tepkimeye giriyorsa, şimdi de 0,3 oluştuysa ne kadar alüminyum tepkimeye girer? 0,2 mol alüminyum tepkimeye girer. Ben mol sayısını biliyorum. Sorunun altında alüminyumun 1 molünün ağırlığında vermişler. Yani 0,2 mol M bölü 1 molde 27 alüminyum elektrotundan 5,4 gram aşınma olur. Hatta şöyle alüminyum. Niye alüminyum yazamadım ben ya? Alüminyum aşınır derim. Sevgili arkadaşlar soruda size süreç içerisinde bir şeyleri ifade ettim. Tabii ki bir önceki dersimizde şunları da söylemiştim. Sorularda tekrar tekrar kullanacağız. Tuz köprüsünün görevlerinden, çözeltideki iyon derişimlerinin değişiminden şeklinde yorumlar yapmıştık. Hocam önceki ders bu ders hiç pil gelimi başlangıçta maksimum olur demedin. Onu diyeceğim cümleyi bile hangi noktada diyeceğimi düşündüm. Evet pil başlangıçta maksimum gerilime sahiptir ama biz şu an pil gerilimini bulmadık dikkat ettiysen. Soruya bakınız. Soruda gümüş ve bakır var. Bakır elektronun kütlesi 6,4 gram azalmış. O zaman bakır kütlesi azaldığına göre bakır yükseltgeniyor. Tamam bak bakırı yükseltgedim. Bu cümleden dolayı bakırı yükseltgeyebildim. O zaman bakır elektron verdi. Verdiği elektronlar sağ taraftaki gümüş elektrotundan çözeltiye geçti. Anında çözeltide kim var? Gümüş var. Gümüş olmasaydı, illa gümüş olmak zorunda değil bu arada. Başka bir şey olsaydı mecburen onu indirgeyecekti. Gümüş oluştu. Ve ben artık net tepkimeyi yazmam lazım. Bunun için anottaki tepkimeyi kopyaladım, koydum. Katottaki tepkimeyi kopyaladım. Yarı tepkimeleri taraf tarafa toplayacağım. Ama anlam verilen elektron sayıları birbirine eşit değil. Bu yüzden birinciyi 1 ile, ikinciyi 2 ile genişlettim. Ve taraf tarafa toplayarak net tepkimeyi buluyorum. Bakır 2 tane gümüş artı. Şimdi katsayılara göre azalma ve artışı yorumluyoruz. Bu yüzden alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek bizim için önemli. Sonra ne yapıyorum peki? 6,4 gram bakır azalmış. Azalan bakırın kütlesini bulmak için klasik M bölü MA yapıyorum. 6,4 bölü 64'ten tepkimede 0,1 mollük bir bakır kütlesinde değişim var. Kat sayılara dikkat edin. Bakırın kat sayısı 1, gümüşün kat sayısı 2. Hemen şuradaki 1'den 0,1 mol azaldığına göre soru işareti koyduğum gümüşten 1'e 2 olduğu için ne kadar oluşur? 0,2 mol gümüş oluşur. Gümüşün kütlesinde bu kadar oluşma varsa yani sağ tarafta her 1 molde 108 gramsa sorunun altında 21,6 gram gümüş elektrotu ne olur? Ağırlaşır derim ve noktayı koyarım. Diğer sorulara geçiyorum. Şimdi ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Sorularımızı sıralı bir şekilde çözmeye gayret edeceğiz. Bu sefer şıklı ve öncüllü sorular olacak. Şimdi bana pil sisteminde elektron akışının yönü verilmiş. Elektronun nereden çıkıp nereye gittiği söylenmiş. O zaman elektronun çıktığı yer senin için sevgili arkadaşım anot yani eksi. Elektronun gittiği yer senin için katot yani artıdır. Anotta
Mangan olduğu için birinci öncül anot kabıdır. Doğru. Birinci katta elektrotlar yükseltgeneceği için, çünkü anotta yükseltgenme olur. Yükseltgenmenin olduğu yerde elektron verilir. Birinci beherde derişim zamanla azalır. Yanlış, derişim artar. Şimdi anottaki yarı tepkimeyi yazdık. Sağ taraftaki iyonumun yüküne odaklanıyorum. Bakın yükümüz artı 3. Yükümüz artı 3 ise ben ne yapacağım? Artı 3'ü indirgeyeceğim. Sağ taraftaki tepkimeyi de yazıyorum. Ve artı 3'ü indirgeyeceğiz. İndirgeyelim hemen. Artı 3. 3 elektron aldı. Ve indirgendi. Şimdi alınan verilen elektron sayıları eşit değil. Ben bunları taraf tarafa yazarken direkt aldım anotu ve katotu, taraf tarafa toplayacağım ve net tepkimemi yazacağım. Arkadaşlar birazcık küçülteyim şöyle. Ortaya koydum. Alınan verilen elektron sayılarını eşitleyebilmek için de canlar burayı 3 ile burayı 2 ile eşitleriz. Acaba nasıl hitap etsem size canlar dedim de. Nasıl hitap etmemi istersiniz? Çift taraflı okumu çektim. Hocam çok zorladık. Direkt üçüncü öncülle birebir aynı diyebilir miyiz? Ama yazdım şu an. Yani yazmadan böyle bir rahat edemiyorum. İfade etmek istiyorum. Bir yandan da vakit almamak için de direniyorum. Birebir aynı. Doğru. Şurada tek taraflı ok çekilebilir öncülde. Ona çok takılmıyorum. Ben sürekli çift taraflı ok çekiyorum ki İleride denge şeklinde bir şeyleri yorumladığımda sorun yaşamayalım diye. Geldim ikinci soruya. Şekildeki pil bir süre çalıştığında nikel elektrotta 0,02 mol'lük bir değişme oluyor. Şimdi nikel elektrotta bu kadarlık bir değişme oluyor. Ama nikelde aşınma mı oluyor, yoksa siz söyleyin ağırlaşma mı oluyor, bilmiyoruz. Şu an erken ama bir soruyla bir ön hazırlık olsun diye ifade etmek için buradayız şu an. Burada şunu ifade ediyoruz. 0,-0,25 bu değerlerini bilmiyorsunuz. Ve 0,80 gibi değerler var. Bizim elektrotlarımızdaki metallerin indirgenmeye karşı eğilimleri. Kimin indirgenmeye karşı eğilimi daha fazla? Gümüş. Ama biz önceki derslerde bunu şu şekilde öğrenmiştik. Yani bu değerlerle karşılaştığında ve değerlerden bir şey çıkaramadığında bir önceki derslerde öğrendiğimiz mantığıyla değerlere bakmadan da bunu çıkarabilirsin. Bunu yorumlamak için bu soru burada. Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna. Bunlar yarı soy ve soy metaller. Hidrojenden pasif olanlardı. Geri kalan yazmadığım çokça olan kısım vardı. Orası da aktif metaller. Bizim şu anki elementlerimizden birisi gümüş, diğeri ise nikel. Nikel de nerede? Sol taraftaki kutucuğun içerisinde. O zaman sol taraftaki nikel hidrojenden pasif olan gümüşten daha aktiftir. Yani bu değerlere hiç bakmadan sevgili arkadaşlar nikelin daha aktif olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama değerlere bakarak nikelin daha aktif olduğu kısmın yorumunu birkaç ders sonra yapacağız. Nikel daha aktifse nikel olan yere ben anot yazıyorum. Anot bizim için eksi. Sağ tarafta katot oluyor. Katot da bizim için artı. Anottan çıkan elektronlar katoda doğru hareket etti. Anotta elektrot yükseltgenir. Anotta nikeli çift taraflı okumu çektim. Yükseltiyorum. Nikel artı ikilere. Elektronlar sağ taraftaki çözeltiye geldi ve çözeltinin içerisindeki gümüş artı iyonlarını indirgedi. Buradaki yarı tepkimeleri yazıp taraf tarafa topladığımızda alınan verilen elektron sayısının eşit olabilmesi için gümüşün kat sayısına kaç yazarız? 2 yazarız. Peki arkadaşlar bana 0,02 mol'lük bir değişim olduğu söylenmiş. Her bire karşı ok çekerek gösteriyorum. Gümüşten ne kadar var? 2. 1'e 2. O zaman soru işareti 0,02'ye 0,04 mol gümüş oluşur.
Yani gümüşten ne kadar oluştuğunu artık biliyorum. 0,04 mol. O zaman ben gümüşten bu kadar oluştuğunu biliyorsam hemen alırım ve mantık olarak kütleye çevirme gereksinimi duyarım. Evet, kütleye çevirelim bu kısmı. 0,04 mol gümüşüm 108 sorunun altında verilmiş. 450, yok pardon, 432, 4,32 gram. Ama çıkanlardaki gümüş katı olduğu için, yani o lu şur şeklinde tamamlarım. Cevabım artar, D şıkkı olur diyorum ve sevgili arkadaşlar 3 numaralı sorudayım. Yukarıdaki pil çalışırken alüminyum iyon derişimi azalmaktadır. Ya alüminyum iyon derişimi azalıyorsa sol taraftaki var olan tepkime ne? Onunla ilgilenelim. Alüminyumlar artı 3 azalması için alüminyuma dönüşmesi lazım. Yani indirgenme. O zaman sol taraf benim için katot, sağ taraf benim için anot. Anottan çıkan elektronlar katoda doğru hareket ediyor. Anot bizim için eksi, katot bizim için artı. Anotta alüminyum iyon değişimini azalttık. Katotta ne olacak peki? Katotta da magnezyum iyonlarının değişimi artar. Tamam. Şimdi ben alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için birinciyi, yani alüminyumu 2 ile, diğerini de 3 ile genişletip taraf tarafa topladığımı düşünüyorum ve net tepkimeyi buluyorum. Net tepkime tam da galiba ikinci öncüldeki kısım, bu katsayılar bizim için önemliydi ve ikinci öncüle doğru kabul edeceğiz. Evet, ikinci öncülü tikledim. Bakıyorum bir kez daha. Doğru. Peki 2 mol alüminyum, 3 mol magnezyum. Burası doğru mu? Doğru. Nereden biliyorum? Katsayılardan 2'ye 3. Peki toplanır ve çözünür kısımları doğru mu? Yanlış. 2 mol alüminyum çözünmüyor. 2 mol alüminyum toplanıyor. 3 mol magnezyum ise çözünüyor. Bu yüzden birinci öncüyü eledik. Magnezyumun indirgenme potansiyeli alüminyumdan büyüktür. Şimdi burada hangisi daha aktif? Anot olan yer daha aktif. Anot olan yer daha aktifse sağ taraf daha aktif. O zaman sağ taraftaki magnezyumun yükseltgenme eğilimi daha fazla. Magnezyumun yükseltgenme eğilimi daha fazlaysa ben otomatikman alüminyumun da indirgenme eğilimi daha fazla derim. Bu yüzden üçüncü öncül yanlış. Magnezyum daha aktif, alüminyum daha pasif. Pasif olanın indirgenme eğilimi daha büyüktür. Bu durumda üçüncü öncülü yanlış işaretledim. Magnezyumun indirgenme potansiyeli eğilimi alüminyumdan küçüktür dendiği için doğru. Aktif olanın yükseltgenme eğilimi fazla, pasif olanın indirgenme eğilimi daha fazladır. Duraksadım, oturtturmanız için bu cümleyi. Cevabımız 2-3 Denizli olur. Sağ taraftayım. Yukarıda pilde belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada bana indirgenme eğilimlerini vermişler. Bu indirgenme eğilimlerini standart hidrojen elektrotunda ayrıntıya gireceğiz. İndirgenme eğilimlerinden hangisi daha büyük? Eksi 0,13 daha büyük. Bu değer daha büyük olduğu için kurşun magnezyuma karşı indirgenir. İndirgenme nerede olur peki? Katotta olur. O zaman burası benim için katot artı sol taraf benim için anot, yani eksi. Anottan çıkan elektronlar nereye doğru? Katota doğru hareket eder. Magnezyum katottur. Kurşun katottur. Şimdi burada iki tane katottur var. O zaman biz bu katotturlardan birine yanlış demek zorundayız. İkisine de artı diyemeyiz. O zaman diğer üç şıkkın çok net doğru olduğunu hissedebiliyorsundur. Elektron akımı magnezyumdan kurşuna doğruysa, A ve B'den birine kesin yanlış diyeceksek, hiç bilmiyorsak bile test mantığına göre buna doğru dememiz gerekir. Ki yukarıda da magnezyumdan kurşuna doğru gidiyor. O yüzden doğru. Artı iyon göçü
Burada tuz köprüsündeki kısmı söylüyor. Tuz köprüsündeki katyonlar katoda doğru gider. Bu yüzden D şıkkı da doğru. Kurşun artı ikiler indirgeneceği için sağ taraftaki katotta elektronları alarak kurşun şeklinde indirgenir. Yani elementer hale geçer. Tabii ki kurşun burada katot, magnezyum burada anot olduğu için cevabım A şıkkı olur. Şimdi sizlerden ricam, bakın bir sonraki derste, yani videomuzu çok abartılı uzatmak istemediğim için bir sonraki dersimizde şöyle hemen ifade edeyim size. Şuradaki 12 tane soruyu çözeceğim. Bu 12 soru da bize çok büyük katkılar sağlayacak. Bunu hallettikten sonra standart hidrojen elektrotu diyeceğiz. Standart hidrojen, bak sonra da pil gerilimini artık hesaplıyoruz. Yani her şey basamak basamak, adım adım ilerliyor. Sizlerin de bu kısımlara önem vermenizi rica ediyorum. Ne yapalım? Sizler de bana destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Eğer buradaki mantığı anladıysan, sonraki 12 soruyu çöz. Sadece çözümlerine bak. Sonra standart hidrojen gerilimine geç. Ona hiç itirazım yok. Oradaki 12 soru belki mantığını tam oturtturamayanlar için ifade edeceğim bir kısım. Sonra standart hidrojen elektrodu tam orayı kesin izle. Sonra pil gerilimi hesaplanması orayı da kesin izle derim. Hani iki tane, toplamda iki tane soru çözümü videosu oluyor. Birini yaptık, bir de ikincisi 9. ders olacak. Onlar da soruları çöz. Hepsini yaptıysan, anladıysan atla. Ama yine mantığı için vaktin varsa, süreç iyi ise takip edebilirsin diyorum. Daha yolun başındayız. Bence tam net otursun diye hepsine ayrıntılı bakabilirsin. Kendine iyi bak. 9. derste görüşmek dileğiyle.